başlayalım derseniz öyle başlayalım. Sen neyi olduğunu an söyle, ondan sonra Agape ile başlayalım bakalım. Yol aşkına da sofra oturumları yapıyoruz. Her hafta birini konuk etmeye çalışıyoruz. Bu hafta Kutan Savaşçı ustamızı konuk edelim istedik. O da lütfetti. Sağ olsun geldi kendileri. Konumuz Agap. Agap sofrası, Agap yolu nedir? Kutan ustamız bunun üzerine bizi bilgilendirecek, sohbet edeceğiz. Ne güzel. Agap, güzel. Agap güzel bir şey. Can ustalar, hepiniz hoş geldiniz. Birçoğunuzu hem sembollerden hem takipçilerinden tanıyorum. Sevgili Mustafa ile bir oldukça uzun ve oldukça güçlü bir yol arkadaşlığımız var. Tabii ki bu yol arkadaşlığı, yoldaşlık birçok yerde, platformda birlikte olmaya, bir olmaya başlatıyor, götürüyor bizi. Kendisi konuyu bana sordu. Dedim ki ben karışmam. Sen ne istersen onu seç. O da o zaman dedi bizim grubun ismi birisi Zoom linkini alabilir miyiz, paylaşabilir misiniz diyor Mine. Hemen atıyorum ben oraya. Ustam siz devam edebilirsiniz. Mine sen istedin galiba değil mi? Tamam, okey. Bu Agape olsun dedi. Peki Agape bu kelime çok daha çok Yunan kökenli bir kelime ama daha gerisi var, daha kökü var, daha farklı yerleri var. Agape aslında aşk demek ama sevgi demek ama isterseniz şöyle bir şey yapalım. Biraz Agape anlamak için çok eski kadim ustaların özellikle Platon ve Aristo'dan başlayarak onların bu kayıtlarında bütün verilerinde çok temiz ve çok net anlatılmıştır. Yani hiç kaçarı göçeri yoktur. Daha sonra G.A. Leaves 1973 yılında Color of Love diye bir çalışma yapıyor. Burada da bu tanımları Platon'un ve Aristo'nun, ki ikisi talebe hoca, Platon öğretmeni, Aristo talebesi, ikisi tamamen düşünce olarak birbirleriyle ters olmasına rağmen bu konuda birleşiyorlar ve de Agape, yani sevgi kavramını 7 ana başlık altına topluyorlar. Agape'yi anlamak için Agape'den önce başlayan veya Agape klasmanına giren 6 sevgiyi şöyle kısaca üzerlerinden geçelim. Bu konuda Türkiye'nin çok değerli, çok önemli psikologlarından bir usta. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Bu konularda da çok yayınları, çok gerçekten danışmanlık yaptığı önemli eserleri var. Sevgili Alev Topçu öğretmenimiz, hocamız. Kendisinin birçok yayınları var. O kendi sayfasında çok en yalın haliyle, daha çok Platon ve Aristo kökenli yalın haliyle bunu kendi sayfasında çok net anlatmış. Ben de o sayfanın sıralamasında küçük 2 değişiklik yaparak sizlere kısaca şöyle bir anlatayım sıralamayı. Bütün bizim kadim bilgelikte de, kadim okullarda da sevgi tanımı, psikolojide ve psikiyatride sevgi tanımı genellikle 7 başlığa toplanır ki hepimiz bunu aşağı yukarı halk dilinde, yani kullandığımız güncel dilde biliyoruz. Bunların bir tanesi, başlangıcı love of body dediğimiz, eros aşkı dediğimiz, eros sevgisi dediğimiz, biraz isminlerde çok net anlaşılacağı gibi biraz bedensel zevkler, bedensel ihtiyaçlar, bedensel sevgi temelinde. Daha çok cinsel, tutkulu aşka, modern, şimdiki son dönemlerde gençlerin çok böyle popüler oldukları paldır küldür o modern aşka dayalı bir sevgi türü. Bu biraz can yakan bir sevgi türü, biraz acıtan bir sevgi türü. Çünkü zaten ismi üstünde Eros'un oklarıyla, Cupid'in kör olmuş gözleriyle yaşanan bir aşk. Bu aşkta, bu sevgide genellikle pek muhakeme gücü yok. Öyle bir dokusal duyguya, bir bedensel zevke dayalı bir aşk ama temel aşk. Yani bedensel ihtiyacı gideren bir sevgi türü. Aşk demeyelim, sevgi türü, pardon, özür dilerim. Bir sevgi türü. Bundan sonra gelen ikinci sevgi türü daha çok fila dediğimiz, daha mantıksal, daha love of mind diye tarif edilen daha akla dayalı, daha aklın getirdiği bir sevgi anlayışı var. Burada ortak paylaşım vardır. Arkadaşlık esas temeldedir. Çok fazla bedensel sevgiye yanaşmaz. Daha çok arkadaşlıklar, yakın samimi, yani şimdiki de gençlerin deyimiyle kankalık diyebileceğimiz bir yapıda durur. Genellikle karşılıklı olarak paylaşımcı, tedavi edici, biraz besleyici, biraz iyilik üzerine yapılan bir sevgi diyaloğudur. Dediğim gibi çok erotik yapı yoktur. Daha felsefe, daha sosyal içerikli konular baz alınarak yapılan bir sevgidir. Ortak sohbetlere dayanan, işte ya onunla sohbet etmekten çok hoşlanıyorum, ben onu çok seviyorum, sohbetine bayılıyorum diye çok sık duyduğumuz terminolojinin kökünde yatan bir yapıdır. Bu arada Fila'nın tabii Eros'tan doğmuş bir şey olduğunu, tanrıça olduğunu bilmemiz lazım. Bu daha çok ifade özgürlüğü anlatılır. Bundan sonra Love of Child dediğimiz Storch diye tarif edilen, Storch diye tarif edilen tamamen çocuk, anne baba çocuk sevgisiyle daha net tanımlanan bir sevgi. Yani affedici, bağışlayıcı, disipline edici, kişilik oluşturmaya yönelik bir sevgi. Burada daha biraz daha serttir. Kurallar çalışır ama affetme kökenine dayanan bir sevgidir. Bu sevgi çok Eros sevgisine dönmez. Daha çok Filo'ya dönen bir sevgidir. Yani giderek Filo'ya dönebilir ama Eros'a uzaktan yakından dönmez. Bundan sonraki diğer sevgimiz hepimizin 14-15'te başlayıp işte evlenene kadar devam ettiğimiz playful love dediğimiz oyun aşk, oyun sevgisi dediğimiz bir sevgi. Burada işte flörtler, şakalaşmalar, baştan çıkartmalar, eğlenme kökenli, gün geçirme kökenli bir sevgi tanımı var. Bu beklentisizdir, daha nispeten beklentisizdir. Evet, birazcık Eros sevgisine doğru eğilebilir. Bazen de çok istisna olarak daha bir sonrakine söyleyeceğim, daha uzun vadeli bir sevgiye dönüşebilir. Genellikle evlilik müessesesi, bir ortak yaşam sevgisinin temelinin de atılmaya başlandığı, daha biraz daha teknik, biraz daha lüsüdiyen bir sevgiye dönelik bir yapı taşır. Bundan sonraki long standing love dediğimiz uzun süreli sevgi. Bu uzun yıllar süren, işte eskiden annelerimiz babamız 65 yıllık eşim, 35 yıllık eşiyiz, 40 yıllık eşiyiz diye dayandırdığımız uzun soluklu sevgi. Burada bir tek sıkıntı var ki problemler burada yatar zaten. Burada kişiler uyum adına, birliktelik adına, bu işi yürütmek adına kendi kişisel niteliklerini, kendi tamamlanma duygularını, kendi uyum ve isteklerini, amaçlarını geri çekerler. Bu eskiden problem değildi ama şimdi problem, çünkü hem dişil taraf hem eril taraf ciddi miktarda özgürlük ve anlam açısından dengelendiği için, denk eşit gördükleri için kendilerini, bu konuda birazcık özgürlükler birazcık dominant olduğu için bu uzun yıllar süren bizim long standing love dediğimiz yapı artık zedelenip çökmeye başlayan, artık yavaş yavaş değer yargılarını yitirmeye başlayan bir tür. Normaldir. Bunun değişen şartlar altında böyle yürümesi normal. Ve bir de hastalık diyebileceğimiz, genellikle hastalığa dönen love of yourself, love of the self dediğimiz kendi kendine sevgi veya da Platoya denen, Roma'da ve Yunan'da Platoya denen, biraz hani suya bakıp da kendine aşık olanlar var ya, işte öyle bir sevgi bu. Bu biraz egosal bir sevgi. Burada tamamen çatışma, burası kendini çok sevdiği için etrafındakilerle çatışmaya, etrafındakilerle kavgaya, etrafındakilerle sürtüşmeye götüren bir sevgiye dönüşür. Bu çok sağlıklı bir sevgi değil. Evet, belki sağlıklı kendini sevmek, kendini bilme yolunda bir ön plan olsa da çok sağlıklı bir sevgi değil sevgi tanımları içinde ve tabii ki bütün bu sevgilerin üzerinde bugün bizim hasbelkader sohbet edeceğimiz agape, yani love of soul dediğimiz ruhsal sevgi, ruhun sevgisi gelir. Bu sevgi, agape kelimesine baktığınız zaman aslında boşluk, açıklık, özgürlük kelimeleri de geliyor işin içine. Bunlar da vardır yapının tanımında baktığınız zaman, kelime karşına baktığınız zaman, ama hepsi kökende bir yere oturur. Ruhsal sevgi dediğimiz karşılıksız, hiçbir şey beklemeden, tamamen evrensel, tamamen yaradana dönelik, tamamen doğaya dönelik karşılıksız bir sevgi. Bu sevgi şefkat üzerine kuruludur. Bu sevgi bağ üzerine kuruludur. Bu sevgi paylaşma üzerine kuruludur. Bu sevgi feda üzerine kuruludur. Bu sevgi yaşamı bütünleme üzerine kuruludur. Ve bütün tarih, insanlık tarihi boyunca da aranan sevgi, ulaşılamayan sevgidir. Çok az insanın ulaşabildiği, çok az insanın paylaşabildiği sevgidir. Tabii bu agape dediğimiz zaman Yunan'a gidiyoruz. Ama ben aşağı yukarı 17-18 yıl evvel yaptığım bir çalışmada, araştırmada agape'nin asıl kökeninin, yani agape'de tanımlanan, özellikle Platon'un tanımladığı agape'deki tanımlanan sevginin kökünün çok daha başka bir yer olduğunu ve çok daha özel bir yer olduğunu gördüm. Bu da Anadolu. Hacı Bektaş Veli dergahlarında, Alevi dergahlarında, Yunus'un yolculuğunda bu sevgiden çok bahsedilmiş. Biraz daha geriye gittiğimde enteresan bir şekilde Acem kültüründe, Süryani kültüründe, biraz daha geriye bizim has Orta Asya'daki Türklerde çok net ve çok temiz bir kelimeyle, bir tanımla anlatıldığını gördük. Agape'nin kökü ışk diye geçen, ışığın aşkı diye de tercüme edilebilen, aşkla ışk kökü aynı köktür. Yani A ve I harfleri bizim eklediğimiz harflerdir. Işk, ışığın aşkı denen, yani büyük yaratıcının kendinden ayırdığı dişil parçanın, dişil yapının bildiği ve onunla bütünleşildiği zaman oluşan bir aşk. Bu aşk, bu ışk dediğimiz aşk, sevgi, o karanlığın, kadim bilgenin karanlığının aydınlatılması, onun farkındalığına varılması için ışığın bir anahtar olarak kullanılmasıyla, onunla birleşerek yapılabilecek, yaşanacak bir sevgi. Ve hatırlarsanız hepinizin çok iyi bildiği, bize çok yanlış anlatılmış, çok yanlış tercüme edilmiş bir kelime. Işık, light, yani Lilith, karanlıklara aydınlatmak istedi ama karanlıklar bunu kabul etmedi diye bilinen, tarihteki çok büyük bir mottonun aslında anlatılmak istenen şeyin çok daha başka bir şey çıkar ortaya. Oradaki izin verilmeme noktası, istenmeme noktası, ışığın sağlığı açısından, ışığın gücü açısından istenmemiştir. Çünkü büyük yaratıcı yalnızlığının giderilmesi için kendinden bir parçayı Q'nla böldüğü zaman Light, Lilith ve Adam Kadmon dediğimiz iki yapı kalıyor. Light çıkarıyor yapıya, onu serbest bırakıyor. Geriye Adam Kadmon dediğimiz sadece duyguları tutan bir yapı kalıyor. Eğer Light, yani Lilith, geriye dönüp ışık tekrar karanlığı aydınlatmak isterse başlangıca dönecek. Halbuki istenen o değil. İstenen farkındalık, istenen bilinmek, İstenen ölümsüzlük. Çünkü yaratılışın birinci kuralı, yani bütün kitaplarda, bütün kadim bilgelikte şöyle bir tanım var. O karanlık sular üzerinde gezinirken, burada karanlık sular dediğimiz şey bütün kainatları, bütün başlangıcı kaplayan Fransızların Eter, Orta Asya, Orta Doğu ve kadim Anadolu kültüründe esir diye bilinen büyük yapı, tanımlanamayan, kodlanamayan yapı. O sular bu. Onun üzerinde dolaşırken yalnızlığını, bilinmezliğini, sonluluğunu, farkındasızlığını hissetti. Ve Kuhn'la başladı cümle. İşte o Kuhn cümlesindeki hikaye burada. İşte ışk, Agape'nin bizim has Anadolu'daki, öz Anadolu'daki o muhteşem kadınlarımızın, kadim bilge kadınlarımızın yoldaki erkeklere yaşattığı, yoldaki erkeklerin yana yakıla, döne dolaşa, odun kese, semah yapa ulaştıkları o büyük ışk, kavuşmak istekleri o büyük ışk, Agape'nin bizim lisandaki karşılığı. Agape'de feda vardır. Agape'de karşılıksızlık vardır. Agape bir kere yaşanır. İnsan agape'yi, ışkı bir kere yaşar. 10 kere yaşamaz. O aşktır yaşadığımız. Aşkla ışkın nüansı burada. Herkese aşık olabilir. Herkes sevebilir. Kediyi sevebilirsiniz, çiçeği sevebilirsiniz, dünyayı sevebilirsiniz, suyu sevebilirsiniz, bir arkadaşınızı sevebilirsiniz. O başka bir şey. Biraz evvel tanımları onun için verdim. Aşk, bu iki tanım içinde var. Biri erotik dediğimiz eros aşkı, biri de oyun aşkı dediğimiz uzun süreli aşk. Bu ikisinde var. Onun dışındakilerde sevgiye ve saygıya dönüşmüş bir yapıda duruyor. Ama aşk dediğimiz şey, erotik yapı dediğimiz yerde var. Yani eros sevgisinde var. Bir de oyun sevgisi dediğimiz, o ikisinde aşk dediğimiz tanımlı. Çünkü o bağlanma, o elektrik iletişimi, o bedensel, tensel, paylaşımsal iletişim. Ama ışk bunların dışında. Işk bunların üzerinde. O bir kere. Parçanızla olabilecek bir şey. Hani eski şairler yazıyor ya, gözlerinde güneşin doğuşunu seyrettim. Saçlarını koklarken güneşin batışını seyrettim. İşte o ışk. Burada diyor ya büyük şair, suları izlerken senin o muhteşem yüreğinin çarpıntısını dinliyordum. Rüzgarı izlerken senin nefesini biliyordum derken bahsettiği sevgi bu. Bunun tarifi yok. Orada dediğim gibi ağlanacak bir omuz da var, gülünecek bir omuz da var. Orada kayboluş var, orada yok oluş var, orada feda var. Kendinizden feda var. Agape biraz ütopik bir sevgi bizim için. Çünkü para yok, dünyadaki değerler yok, mevki yok, hiçbir şey yok. Yiyecek yok, hiçbir şey yok. Agape böyle bir şey ve çok kutsal bir sevgi. Bunun için büyük kadim okullarda, büyük kadim yollarda bununla ilgili seremoniler yapılıyor. Ve bu seremoniler, bu törenlerin sonunda çok özel yemekler, özel sofralar kuruluyor. Bunlara da agap sofrası, biraz evvel sevgili Mustafa Ustam dedi ya, agap ve agap sofrasından bahsedeceğiz. Bu çok çok bilinen bir sofra. Bu sofra meşhur müzenin, Louvre Müzesi'nin duvarlarını süsleyen İsa'nın son yemeği diye de bilinen 12 havarisinin katıldığı, ki birisi Magdalena, 12 havarisinin katıldığı büyük sofra. Diyeceksiniz ki bu büyük sofrada ne var? Bu büyük sofrada 4 tane malzeme var. Başka malzeme yok. 1 tane su var, 1 tane ekmek var, 1 tane şarap var, 1 tane tuz var. 1 küçük kadehte su var, 1 küçük kadehte şarap var. Önünüzde bir dilim, biraz irice tabii, bizim o yeni francara dilimiydi de, büyük ekmek dilimlerini biraz düşünün. O dilimde bir ekmek var ve de bir tuz var ortada. Diyeceksiniz ne oluyor bu iş? Bu iş tabii işte agapın kuralı ortaya çıkıyor. Burada su duygularınızı ifade eder. Yani su enerjisini sembolize. Tuz nefesi sembolize eder. havanın sembolüdür. Ekmek toprağı sembolize eder. Ana bedeninizin sembolüdür. Teninizin sembolüdür. Vücudunuzun sembolüdür. Şarap ateşi sembolize eder. Kanın sembolü nasıl? Dolayısıyla bu dörtlü bir araya geldiği zaman bir yaratım tablosu çıkıyor. Bir fedalar tablosu çıkıyor. Bizim insanoğlunun 4 tane yaratıldığı 4 element. Bütün kainatın ve sistemin yaratıldığı 4 element devreye giriyor. Seremoni de kısaca söyleyeyim. Bütün kadim bilgelikte böyle yapılır bu seremoni. Farklı yerlerde, farklı sistemlerde kullanılıyor ama genelde kuruluş sistemi, masanın kuruluş sistemi budur. Masayı bir yöneten okulun müdürü dersiniz, tayin edilmiş birisi dersiniz, bir usta dersiniz. Kim olursa olsun o seremoniyi yönetecek olan bir kişi çıkar. Bu masalarda mutlaka kadın vardır. Ama enteresan bir şey, kadın yönetmez. Tamamlanacak olan, ulaşılacak olan kadın olduğu için kadın yönetmez. Genellikle kadın ikinci aşamada, tıpkı İsa'nın son yemeğinde olduğu gibi Magdalena geride durur. Hatta İsa ile arasına bir açı yaparak bir kenara eğilir ve İsa'nın ters tarafına eğilir. Ki İsa'nın sağ tarafında oturmasına rağmen solunda oturması gerekirken sağ tarafında oturup açı yapar. Sağında oturması nedeni sağ eril taraf olduğu için Magdalena'nın o eril tarafı tamamlaması gerektiği. Agap'ın sonunda İsa'ya doğru toparlanması gerektiğiyle ilgili bir yapı anlatılmak istenir. Masayı yöneten, masadaki usta önce o bir bardak, önünüzdeki duran bir bardak suyun yarısını içer. Ve şöyle bir dilekte bulunur. Bedenimde bu masaya oturmadan sahip olduğum tüm, bu masanın ve yaşamın kurallarına aykırı tüm duyguların arınması dileğiyle. Egolar, hırslar, ihtiraslar, kin, öfke, aklınıza ne geliyorsa, hangi tür bir enerji geliyorsa bedeninizdeki bu enerjilerin arınması istenir. Kısa bir küçük sohbetler yapılır. Ondan sonra o masanızın ortada bulunan aşağı yukarı herkese bir dilim ekmek düştüğü, bir kuru ekmek düştüğü yer önünüze alırsınız. 4'e bölersiniz. 4 parçaya ayırırsınız. Bir parçasını tuza batırıp karşınızdakine verirsiniz. İkinci parçasını tekrar ortadaki tuza batırır, sağ tarafınıza verirsiniz. Üçüncü parçayı tuza batırıp sol tarafa verirsiniz. Son parçayı tuza batırıp kendinize alırsınız. Ama bunu yaparken çok önemlisi var. Karşı tarafın ekmeği, lokmayı bitirmesini beklemek zorundasınız. Sağ tarafın lokmayı bitirmesini beklemek zorundasınız. Sol tarafın bitirmesini beklemek zorundasınız. Sonra sizin bitirmenizi beklemek zorundasınız. Ha pardon, özür dilerim. Bir şey atladım. Sudan sonra ikinci bir aşama, bir de şarap var demiştim. O şarap kadehinin yarısı yine içilir. Ve masayı yöneten şöyle bir dilekte bulunur. Bedenimde kalbimde oluşan ve bütün bedenimi hayat sıvımı saran bütün birikmiş tortulardan, birikmiş öfkelerden arınmak dileğiyle de o kadehin yarısını içer. Ondan sonra bu ekmek tuz seremonisi yapılır. Bir müddet daha sohbetler edilir. Sonra tekrar kalan şarabın tamamı içilir. Şarap hiç kadehte bırakılmaz. Avrupa'da olursanız o şarap kadehi omuzunuz üzerinden geriye atıp kırarsınız. Anadolu'da o şarap kadehi masanın üzerine ters çevrilip konur. Bunun anlamı şu: bir daha bu kadehle bu ateş kullanılmasın. Şarabı 2. defa içmenizin nedeni şu: bütün bedenime Tanrı'nın sevgi ateşi, sevgi enerjisi bedenime yayılsın, kalbimi yeniden canlandırsın, yeniden bedenime enerji versin, sevgi enerjisi versin. Bir müddet daha sohbet edilir, sonra bardakta kalan son su içilir ve kapanış şöyle yapılır ki bunu kadın yapar. Bu suyla bütün bedeniniz, bütün ruhunuz ve bütün enerjileriniz Yaradan'ın sevgi duygusuyla, var ediş ışığıyla dolu olsun. Çünkü su duyguyu anlatır. Su duygunun sembolüdür. Dolayısıyla su akmaya başlar. Vücudunuza su içtiğiniz zaman duygulara vücudunuza yerleşmiş olur. Bu bir Agap sofrası. Bunun Anadolu'da karşılığı var mı? Var. Bunun Anadolu'da karşılığı Anadolu'da yaşayan kadınlar bilir. Halil İbrahim sofrası denen 41 parçadan oluşan bir sofra. Bu sofraya katılanların hepsi mutlaka sofraya bir şey getirmek zorunda. Bir parça getirmek zorunda. Bu parçayı ya kendi rızıklarından feda ederek alırlar veya kendileri yaparlar. Anadolu kadınlarımız bunu bilirler. Hatta bu niyet dilek sofrası olarak da geçer. Başka bölgelerde başka isimleri de var onun. Ama Anadolu'da Halil İbrahim sofrası diye bilinen, şimdi bazı siyasilerin bir ümit adına kullandıkları, bilerek kullandıklarından eminim, kurmak istedikleri bir dev sofra. Anlamı şu, bütün yaratılmış olan, var edilmiş olan, yapılan her nimetin, her var edilmiş olan bolluğun ve bereketin bize değil, bana değil, bize ait olduğu ve onun paylaşılması gerektiğini, tıpkı Tanrı'nın sevgisi gibi paylaşılması gerektiğini, Tanrı'nın bir nimeti olduğu için aktarılması gerektiğini anlatan bir dilek sofrasıdır. Genellikle yılda 2 kere kullanılır. 2 kere kurulur. Birisi sonbahar ekinoksunda, biri ilkbahar ekinoksunda. Biri veda, bir ayrılış seremonisidir. Ölüm derken tabii yanlış anlaşılmasın. Agape'de ölüm bütünlük demektir. Agape'de ölmek demek bir olmak demektir. Kendinizden feda demektir. Agap'ta ölmek iki tarafın bir olup hem yanlış anlaşılmasın, hiçlik makamı yoktur. Hiçlik sonradan eklenmiş bir kelimedir. Bütün terminolojiye sıfırla eklenen bir kelimedir tasavvufa. Hiçlik olmaz. Hiçlik yaradana koşulan en büyük şirktir. Çünkü hiçlik demek yaradanın da yokluğu demek. Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla hiçlik makamı diye bir makam yok. Ama hiçlik kademesi var. Kim için? İnsanoğlu için var. İnsanoğlundaki hiçlik demek kendinin her şeyini feda etmesi demek. İnsanın hiç olması demek, bütün her şeyini, düşüncelerini, duygularını, niyetlerini, dileklerini feda etmesi. İşte Yunus'un 40 yıl bir ağacı, düzgün bir ağaç kesmek için gitmesi gibi. İşte Buda'nın bütün babasının ve ailesinin fedakarlığını, işte zenginliğini terk edip bir çuvalla gitmesi gibi. Bütün dervişlerin bir derviş hırkasıyla ve sırtlarında bir çomak, üzerlerinde bir kese, içinde bir kuru ekmek, bir tutam tuz ve bir kırba suyla yola çıkmalarıyla ilgili bir olgudur. Ve yoldan hangi sofra açılır, yolda hangi nimet açılır bilinmez. İşte hiçlik bu yola çıkış anıdır, feda anıdır. Hiçlik dediğim hiçlik mertebesi, hiçlik katmanı insan için budur. İşte o agape'de, o ölüm yemeği dediğimiz Eylül-Ekim ayında yapılan o sofrada şu dilenir: ben bu ana kadar bütün var ettiklerimi feda ediyorum. Ne için? Büyük sevgiyi, ona olan sevgi nedeniyle. Nisan'da da bu sofra 2 defa açılır. Yeniden onunla birlikte başlamak adına, doğmak adına. Orası için doğmak ölümdür. Burası için ölüm, orası için doğumdur. Ters cross çalışılıyor çünkü. Agap böyle bir şey. Agape böyle bir şey. Platon'un anlattığı agape böyle bir şey. Platon'un agap sofraları çok daha görkemli. Şöyle görkemli. Aşağı yukarı 7 gün ila 12 gün sürüyor. Çünkü bütün o okulun talebeleri o büyük sofrada paylaşımlar yapıyorlar. O büyük sofrada öğrendiklerini bir yıl boyunca veyahut da yaşadıkları işte o 6 aylık periyot içinde öğrendiklerini paylaşıyorlar. Korkunç bir sohbet alanı, korkunç bir akış alanı. Tabii bu çok uzun süren bir sohbet ve masa kapatılmadığı için veya yemek kapatılmadığı için genellikle o alanda uyunuyor. O alanda kalkılıp sohbetler ediliyor. İşte o anda biliyorsunuz o büyük Atina okulu tablosunda insanlar yatarlar, merdivende uyurlar, kimileri çalışır, herkes birbirine bakar. İşte o Atina okulunun büyük tablosu aslında bir agap sofrasıdır. Agape töreninin sofrasıdır. Bunu Anadolu'da da bilenler bilir. Genellikle Toroslarda, bu sembollerde sevgilim yine de biliyor, anlatıyorum. Torosların agap sofralarının başlamak üzere olduğu bir dönem. Çünkü onlar Boğa burcunda başlarlar. Yani Nisan ayında oranın sofraları başlar. Yörük aileleri o sofraları 7 günlük sofralar olarak kurarlar. Ki Hacı Bektaş'ta da yine 7 günlük sofralar olarak geçer. 7'ler sofrası diye bilinen 7 günlük postların ve postişinin katıldığı, mutlaka postişin, onlar da kadınlar girer. Özellikle postişinin eşi mutlaka tıpkı Hazreti İsa'nın son yemeğindeki Magdalen olduğu gibi postişinin sağ tarafındadır. Orada oturur. O yemekte sema yapılırken kadınlar ve erkekler beraber yaptıkları 7 gün sofraları dedikleri bir sofra kurulur. Bunların hepsi agap sofrasıdır. Agape adına yapılan, yani büyük aşk adına yapılan yemekler ve sofralardır. Kısa tarihsel bilgi bu. Sormak isteyenler var mı Mustafa'cığım? Bir şeyler belki takılanlar vardır, bilenler vardır. Ben çok konuştum. Sesi bırakayım biraz. Eyvallah. Yani şimdi bunun tarihsel süreci ve kültürel yansımalarının yanında bilinçteki sıçramalarını hani birazcık daha böyle ele alsak gibi sanki. Biraz dinlendirelim mi sizi yoksa devam edelim mi? Soru var mı bilmiyorum. Ben devam ederim. Ben sazı elime aldım mı İlker bilir. Aykut bilir sabahlara kadar. Biz sohbete devam ederiz ama Gökçen özlemişti sohbetleri. Sabahlara kadar onlar sembollerde soru ama soru varsa daha tabii. Şeyden yazabilir. Mesaj bölümünden oradan şey yapayım, ileteyim ben size istedim. Şöyle açayım. Şu anda bir soru görmedim ben. Evet. Sanırım yok. O zaman bunun zihinsel yapısına geçelim. İnsanoğlunun en çok özlediği şeydir ve maalesef egosudur. Maalesef hırsıdır. Tanrı olmak. Bu insanoğlunun vazgeçilmez, iğrenç bir tutkusu. Çünkü kabul etmez hiçlik yapısını, hiç olmayı. Ben olup Tanrı olmayı ister. Evet, yaratılışta ben olmak gerekir. Ama bu ben oluş maalesef her şeyim olsun ve ben olayım. Öyle bir dünya yok. Öyle bir yapı yok. Her şeyim olsun ama ben olayım. Param olsun, evlerim olsun, arabalarım olsun, yaz tatilim olsun, işte kadın olsun, evimde her türlü olsun ama ben olayım. Böyle bir benlik yok. Çünkü onlar dünyevi benlikler. Onlar dünyevi sesler. Dünyevi istekler onlar. Öyle bir benliği kabul etmiyor sistem. Peki ne olacak burada? Bizim bazı şeyleri agape'ye ulaşmak için terk etmemiz gerekecek. İşte şarap ateştir çünkü. Onu yakmamız gerekecek. Onların küllerini düşüncelerimizden atmamız gerekecek. Ne yazık ki bunu da yapmıyoruz, yapamıyoruz. Benim bütün sevgili Aykut, Zehra, İlker, onlar prana eğitimimden de aldılar. Prana eğitimime de geldiler. Hakeza diğerleri Gökçen, Mine, yine İlker, Aykut, benim yani Derya da burada, Derya Özek ustam da burada, Semin de burada. İşte, sembol eğitiminde de bunu anlatıyorum. Bunu yapmamız için bizim anda olmamız lazım. biz anda kalmayı empoze ediyor bütün yoldaş ustalarım. Ben her zaman söylüyorum, anda kalmak olmaz. Anda kalmak bizi hiç katmanına götürmez. Anda olmak götürür. Anda kalmak şu, bir geride kaldınız demek. Anda kaldığınız an bir adım geridesiniz demektir. Çünkü olduğunuz an bir sonraki anı yaratmıştır zaten. An sizin yarattığınız bir şeyle yürür. Siz o anda olduğunuz noktada bir sonraki anda yaratılmıştır. Siz o anda kaldığınızda öbür an yürümeye devam eder. Yeni bir anı yaratmaya devam eder. Dolayısıyla siz anda kaldığınız, ne kadar anda kalıyorsanız o kadar o bütünleşmeden, o bütün olmaktan, o yaradanla bir olma yolundan uzaklaşıyorsunuz demek. Çünkü o gidiyor, o an gidiyor. Hemen söyleyeyim, bu an bizim kullandığımız an değil. Yani bu bizim uydurduğumuz bir şey. Bu işte takvimi icat eden, adına Temmuz'un adını da ben Julay'lı koyan şaşkın tavuğun kendini tatmin etmek için koyduğu bir zaman dilimi. Güneş takvimi diye koyduğu bir şey. Güneş takvimi böyle konmaz. Ben astronomide okudum ki güneş takvimi böyle konmaz. Çünkü güneş takvimini koymanız için dünyanın 20 yıllar içinde değişen 24, 23 ile 19 derece arasında değişen presesyonunu, yani salınımını dikkate almanız lazım. Onu dikkate almadığınız zaman işte böyle saçma sapan bir şey çıkar. Nedir o saçma sapan? Güdük yıl dediğimiz bir şey çıkar. Sistemde böyle bir şey mümkün değil. Yani ya bu aylar 30 olsun, bundan 31 olsun. Dur arada bir de Şubat'a bir güdük koyalım, oraya bir gün koyalım. 6 derece bu böyle bir büyük sistemde böyle bir şey yok. Olamaz da zaten. Yani atalarımız ne kullanmışlar? Büyük atalarımız önce Venüs'ü kullanmışlar. Venüs döngüsünü kullanmışlar. Çünkü garip bir şekilde Venüs süreciyle dünya süreci bir yürür. Evet, Venüs bizden daha hızlı döner. Bizim anladığımız yıl anlamında kısadır. Ama bütün güneşin doğum ve batım anında o bizledir. Dolayısıyla dünyanın kızı olan Venüs bizimle bir yürür. Bir ara işte dünyanın manyetik kutbunun değiştiği bir arada bu biraz bocalayınca takvim döngüsü biraz sistemden bozulmuş. Onun üzerine ay döngüsünü, ayın periyotlarını takvim olarak kullanmaya başlamışlar. Ki Rumi takvim dediğimiz takvim genelde ay periyoduna dahildir. Böyle yapınca da bir sıkıntı ortaya çıkmış. Aslında bir sıkıntı değil. Onu sıkıntı yapan insan oldu. Çünkü 360 gün sistemi üzerinde, 360 derece üzerinde yapılmış. Ki 360 derece bütün Atina okulunun, bütün sistemin doğru bir derecesi. Çünkü 12'nin 3 katıdır. 12'ler sisteminin 3 katıyla yürüyen bir şeydir. 30 katıyla yürüyen bir şeydir. Tam 12'yi 30'a böldüğünüz zaman bir güneş döngüsünün tamamını elde edersiniz. Bu döngüyü hesap etmişler ve bütün felsefe bunun üzerine kurulmuş. Siz bu döngü üzerine, bu takvim döngüsü, bu akış döngüsü üzerinde insanlar anda olmayı kendilerine göre düzenlemişler. Neyle? Doğayla düzenlemiş. Doğadaki kuzuların doğması, doğada hayvanların çiftleşmesi, doğada bitkilerin açması, doğada meyve verilmesi, buğday başaklarının olgunlaşması, buğday başaklarının devrilmesi, hayvanların toprak altına çekilip uykuya yatmaları, uykudan kalkmaları. Bütün bunlar yaşamın, doğanın düzeni içinde insanlara bir şey öğretmiş. Bir şey anlatmış. Ve insanlar her anı yaşamaya başlamış. Tamam, buğdaylar döküyor, işte kuzular doğdu, tamam bizim de şunu yapma anımız geldi. İşte yılanlar uykuya gidiyor, tamam kırlangıçlar şunu yapıyor, leylekler bunu yapıyor, işte aslan bunu yapıyor. Bütün etrafındaki doğayla, sistemin düzeniyle senkron yaşamaya başlamışlar. Hiçbir ego yok. Hiçbir hırs yok. Hiçbir kavga yok. Neyle? Doğayla kavga yok. Doğayla bir uyum içinde, doğayla barışıklık içinde, doğanın sistemiyle yürüyorlar. İşte burada o bahsettiğimiz agape doruk noktasında. Çünkü bakıyor, bu ağaç hastalanmış, büyümeyecek. Ben bu ağacı keseyim, o ağacı oradan alayım, başka işte kullanayım, onun yerine bir ağaç dikeyim. Veya buğdayı tarlaya ekiyor, buğday çıktı diyor. Bir kısım buğdayı alıyor, un yapıyor. Bir kısmını tohum diye ayırıyor. Bir dahakisini ekmek üzere ayırıyor. Bir kısmını hayvanların gıdası için, bebeklerin, doğmuş olan kendi çocuklarını ve hayvanların gıdası için ayırıyor. Şimdi o kadar büyük bir düzen ki, o kadar büyük bir intizam ve o kadar büyük bir yapısal denge var ki burada bir egonun, bir ben duygusunun yeri yok. Ve bir senkron içinde giriyor her şey. İşte burası agape'de, kadim bilgide tanınan agape burası. Çünkü o olmayınca kadın erkek ilişkisi de bir düzen içinde yürümeye başlıyor. Kadının koyduğu düzen, üstüne basa basa söylüyorum. Kadının koyduğu düzen erkek tarafından korunuyor. Kadının ihtiyacı olan duygusal yapı erkek tarafından sağlanıyor. Nasıl sağlanıyor? Ona çiçek getiriliyor, işte ona bir şey örülüyor, taç örülüyor, ona bir hayvan, avlanmış hasta bir hayvanın derisinden elbise yapılıyor, evin yerleşim alanının bir eksiği gideriliyor. Tabii ki bedensel diyaloglarda, bedensel ilişkilerde, bedensel tatminde bunun içinde yürüyor. Dolayısıyla kadın baktığınız zaman duygusal olarak erkekten destek alıyor, kendi kurduğu düzen erkek tarafından korunuyor. Erkeğin koruma misyonu tamamlanmış oluyor. Dört dörtlük bir tanrısal aşk, tanrısal sevgi, Yaradan'ın düzeniyle olan sevgi uyum içinde yaşanıyor. Ne zaman ki burada bir amca ben güneşi kafamın üzerine oturturum diyor, sistemin yanına kadını da ben yanıma alırım, kadın benimle beraber ortak karar verir diyor. Bunun ismini de tek tanrılı din diyor. İşte sistem burada çatlıyor. Gökyüzündeki sistem de çatlıyor. Yeryüzündeki sistem de çatlıyor. Ve de kadının düzen sevgisi, kurduğu sistemle olan, doğal olan sevgi ve armoni içindeki düzen erkeğin kuvvet, koruyuculuk, kaba kuvvet sistemi üzerinde ayarını kaybediyor. Ondan sonra da sevgi dediğimiz olay biraz evvel saydığım 7 sisteme bölünüyor. Eskiden bir tane veya 2 tane olan sevgi bir anda 7 sevgi moduna bölünüyor. Ondan sonra insanoğlu agape'yi aramaya başlıyor. Ne yapıyor? Kafasında bu düzeni temizlemeye, arıtmaya başlıyor. Biz nasıl yapacağız? Bu dönemde nasıl yapacağız? Bu dönemde biz bunu biraz zorlanarak yapacağız. Bir defa yarını düşünmeyeceğiz. Diyeceksiniz ki nasıl düşünsün? Biraz evvel Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu biliyorsun. İşte depremi biliyorsun. İşte dolar nereye gidiyor? Zeytin her gün, bir haftada bir 5 lira şey alıyor. Domates bilmem ne oluyor. Peki tamam. Bu yalnız Türkiye'de olmuyor. Her yerde oluyor. Deprem her yerde vardı. Peki hangi birimiz bugün depremin ahıyla vahıyla yaşıyoruz hala? Televizyonu olanlar, benim televizyonum olduğu için rahatım. Daha sonra burada var da eğitim için var. Sadece YouTube ve Netflix var. Onun dışında hiçbir şey yok. Kanallarım yok. 17 senede çok şükür o hastalıktan kurtulduğum için 17 senede evimde o adına kanal dediğimiz, TV kanalı dediğimiz hiçbir şey yok bende. Hangi birimiz hala o ilk günkü heyecanı taşıyoruz? Hiçbirimiz yok. İnsanın ismi üstünde. İns, unutan, an. Anı unutan. İşte agape'den koptuğumuz yer burası. Çünkü ins, unutmak köküdür. An, anı unutmak köküdür. Anı unutan insan olduk mu biz agape'den bittik. Agape diye bir şey bizde olması mümkün değil. Yaradan sevgisi, tanrısal sevginin olması mümkün değil. O halde insan olduğumuz sürece ne yapamayız? Ne yapıyoruz insan olunca? Anı unutuyoruz. Nereye kadar? Başımıza gelene kadar. Sistem ama böyle çalışmıyor. Niye? Çünkü sistemin bir düzeni var. Aslan karnı doyacak kadar yemi alıyor, koyuyor, yiyor, geri kalanı bırakıyor. Ya ben bu yemi alayım da bir yere koyayım. Veya o yemi koyduğum ağırı domuzlar basmış. Ben onları parçalayayım diye bir derdi yok. Çünkü o dedim ya ileri dönük veya geri dönük bir plan yapmıyor. Ama biz yapıyoruz. İşte bak deprem oldu. Şimdi ne yapalım? İzmir depremi oldu. İşte evvelsi gün deprem dedim. İzmir dedim. İzmir'de ne kadar yalıdaki bina varsa hepsi yıkılmış. Yıkmışlar. Ya dedim bunu hasarlı mı değil. Niye? Bir daha büyük deprem gelirse büyük depreme dayanıklı. Ya kardeşim bir dahaki büyük deprem ne zaman geleceği belli değil. Sen şimdi sağlam binanı indiriyorsun aşağı. Oraya yeni sistemde sağlam bina yaptım diyorsun. Hatay gözünün önünde bütün yeni binalar gitti. Eski binalar duruyor. İstanbul depremine baktığınız zaman bütün eski binalar duruyor. Yeni binalar gitti. Peki niye oturduğun binayı yıktın şimdi? Daha rahat, daha lüks bir bina olsun. Peki hani agape? Hani sistemle uyum? 18 ay anlaşırlarsa kiraya çıkıyorsun bir yere. Peki 18 ay sonra kendi evine dönüyorsun. 18 ay. Kaybolan, harcadığınız, hayatınızdan feda ettiğiniz, konfor alanınızdan, düzeninizden feda ettiğiniz 18 ay. Ne için? Bilmediğiniz, yaşayıp yaşamayacağını bile bilmediğiniz, gelecekteki bir an için, geçmişteki bir ana takılıp bu anı kaybettik. Hani agape? Yok. Başka bir yere gidiyorum. Şu anda hepimiz kızgınız. Eyvallah. Türkiye 20 yıldır diyoruz bir kavganın içinde. Peki 20 yıl diyorsunuz. Şaka gibi ya. 20 yıl. 20 yıldır kardeşim. 20 yıldır. Siz bir şeyi değiştirememişsiniz. Ahlamışsınız, pohlamışsınız. Şimdi daha çok öfkeleniyorsunuz. Niçin öfkeleniyorsunuz? Değiştiremediğiniz 20 yılın değiştirememe riskine doğru öfkeleniyorsunuz. Peki çok güzel. 20 yıldır değiştiremediğiniz şeyin sebebi ne? Öfkeniz. Çünkü kızgınsın. Kızgınlık korku getirir. Halbuki tamam kardeşim seçtik bize. Ne yaptın? Bitti. Hiç öfke duymadan, hiç kızgınlık duymadan anda olabilseydik 20 sene kalabilirler miydi? Mümkün değil. Şimdi oraya geldik. Şimdi farkında mısınız? Bütün birbirleriyle kavga edenler bir araya geldiler. Biz 20 yıl evvel, 15 yıl evvel bunu söylediğimiz zaman bizi kızdılar. Bütün birbirleriyle kavga eden mind hepsi bir araya geldi. Niye? Çünkü artık anda olmak istiyorlar. Ne istiyorlar biliyor musunuz? İnsan olmak istiyorlar. İn, yaratan. San, güneş. Güneşi yaratan olmak istiyor. Şimdi doğru tarih. Şimdi doğru bir yere gidiyor iş. Çünkü insandan insan olmaya karar verdiler. Güzel. Dünyaya baktığımız zaman aynı şey var. Bir mesleği mezarcılık, doktoram toksik virüslerin toksik efektleri üzerine olan tedaviler. 1979 81 Pardon, özür dilerim. 1991, 1989, 1991 bu işin çalışmasını bitirdik Londra'da. O zaman bu söylendi bize. Dediler ki hazırlıklı olun. Ne alın? 1973 yılında İzmir'de Eczacılık Fakültesi'nde o günün dünya çapındaki en büyük üniversitelerinde Stanford Üniversitesi'nde ve Horn Üniversitesi'nde mikrobiyoloji dersi veren Profesör Doktor Hakkı Bilgihan dünyadaki 5 taneden birisiydi. Bize bir şey söyledi. Kutuplardaki virüsleri bulmaya başladık. Atalarımızın neden öldüğünü yarın bugün biyolojik silah olacak dedik. Peki 2 senemiz herkesin 2 senesi kayboldu. Niye? Korku. Niye? Ya yarın ölürsem? Ya yarın yaşamazsam? Hani anda olacaktık? Peki şimdi ölme ihtimaliniz var mı? Var. Yarın sabah kalkacağımızı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bırakın ben bu yayını tamamlayacağımı biliyor muyum? Bilmiyorum. Peki ben ne yapıyorum? Size büyük bir heyecanla bir şeyler anlatıyorum. Ben mi andayım? Şimdi ben ya bitiremezsem, şimdi çok çok şey anlatayım, ben gideyim, ben şuradan bir şey. Hayır. Benim işim ne? Sizlerle sohbet etmek. Ben andayım şu anda. Ben andayım. Anda olmanın mutluluğunu taşıyorum. Siz de andasınız. Hepiniz andasınız şu anda. Anda olmanın hazzını yaşıyorsunuz. Bu yayın bitince ne olacağını, bitip bitmeyeceğini bile bilmiyoruz. Bu yayın biterken ne olacağını bilmiyoruz ama hepinizin kafasında bir şeyler oluşmaya başladı. Ben anda olmalıyım, ya ben hayatı kullanmalıyım. Ben agapeye nasıl ulaşırım? Nasıl agapeyi yaşarım? Nasıl bir agap sofrası kurarım kendim için? İşte anda olmak bu. Hiçbirimizin şu anda 35 saniyesi sonrası için bir endişemiz yok. Çünkü buradayız hepimiz. Hepimiz andayız. Bakın hepimiz bir anda anda olduk. Bir anda anda olduk. Hiçbirimiz bir önceki anda takılıp kalmadık. Buraya gelmeden evvel bakkalla, kasapla, telefonla, çocuğunuzla, kızınızla, arkadaşınızla yaptığınız hiçbir tartışmanın, hiçbir şeyin şu anda önemi yok. Kutan denen bir geveze herif çıktı konuşuyor. Herkes de onu dinliyor. Ne için? Agape anlatıyor. Ne anlatıyor Agape? Agape ne? Tanrısal sevgi. Ulan ama deli midir nedir? Böyle bir şey yok ki dünyada. Ama dinliyorsunuz. Niye? Çünkü olduğunu biliyorsunuz. Çünkü hepiniz güneşi yaratmak için varsınız burada. İşte anda olma. İşte kafanızdaki Agape'nin başlangıcı. Çok basit. İnanmak. Kafanızdaki kurguya değil. Bildiğiniz, çok iyi bildiğiniz o bilgiyi, agapeyi inanıp farkındalığına varmak. Onun için buradasınız. Kendi agapeniz için buradasınız. İşte zihninizdeki agape böyle başlıyor. Yarın sabah kalktığınızda dolar 22 lira olacak. Hangi birinizin umurunda? İşte agape. Yarın televizyon açtığınızda Allah kahretmesin dolar 22 lira olmuş. Ne kaybettik? Ya dün akşam Kutan'ı dinleyene kadar gidip de 5.000 dolardan alsaydım 19 liradan alaydım. Ya 22. Aha takıldınız. Nereye takıldınız? Bana takıldınız. Anda kaldınız. Nerede? Kutan'da kaldınız. Beni de bağladınız şimdi oraya. Çünkü dediniz ki Kutan'ı dinleyeceğime gidip bankadan alaydım. Eyvah bana kanca attınız. Kutan bizi meşgul etti. Beni de aşağı çekiyorsunuz. Anda kal diye çekin. Lütfen çekmeyin beni. Almadınız. Çünkü mutluydunuz burada. Dolar artık sizi ilgilendirmiyor 22 lira. Olabilir. 22 liraya göre hayatımızı düzenleriz. Farz edin ki 14 Mayıs istediğimiz gibi geçmedi. Ne yapacağız? Öleceğiz mi? Hayır. Sistem böyle bir şey izin vermeyecek. Şimdi diyecek agapeni kurmaya başla. Nasıl? Çıkart bakalım o kuru ekmeğini. Bastık tuza. Yandaki komşuna bir tane ver. Bastır tuza parçanı sol tarafındakine ver. Bastır tuza karşındakine ver. Nedir o ekmek? Burada kurduğum her şey. Yandaki komşunla, karşındaki komşunla, solundaki komşunla anı paylaşmaya başla. O anı yeniden yaratmaya başla. Sevgiyle yaratmaya başla. Karşılıksız beklemeden yaratmaya başla. Bak bakalım düzen sana ne getirecek? Dünya, kainatta tesadüf diye bir şey yok. Nokta. Asla olmaz. Çok basit. Sevgili Nejat da burada. Nejat da Nihal de buradalar. İkisi de benim astronomiden sınıf arkadaşım. Kendileri de burada. Kutan yanlış biliyorsun derlerse kendileri burada söylesinler. Hemen bir örnek vereyim. Anda olmanın ne demek olduğunu, agape'nin nasıl bir şey olduğunu, tanrısal sevginin nasıl bir şey olduğunu daha net anlatabilmek için söyleyeceğim bunu. Sizin bildiğiniz 9 tane gezegeni ve bir güneşi alıyorum. Semboldekiler bunu ikinci kez dinliyorlar ama affetsinler beni. 9 tane gezegen Plüton'dan Venüs, Merkür'e kadar alıyorum. Bir tane de güneşi alıyorum. Samanyolu'nu unutun. Yok öyle bir galaktik bir şey. Biz gidiyoruz, akıyoruz bu 9'lu. Kendi ekseni etrafında dönüyor, güneşin etrafında dönüyor. Korkunç bir süratle akıyorlar. Ne kadarlık bir süratle akıyorlar? Ben size söyleyeyim. Saatte 1 milyar 492 milyon küsur kilometre hızla akıyorlar. Bir yerden bir yere gidiyoruz. Nereye gittiğimiz önemli değil. Ve hepsi hem kendi ekseni etrafında dönüyor, hem güneşin etrafında dönüyor. Bu arada uyduları da dönüyor. Ve bunlar bir spiralde dönüyorlar. Hiçbir birbirinin üzerine devrilmiyor. Hiçbir birbirine çarpışmıyor. Ha bu arada güneş de bir başka güneş sisteminin 7. gezegeni. O da dönüyor bizimle beraber. Biz hiç çarpışmıyoruz. Hiç birbirimize girip birbirimize trafik kazası yapmıyoruz. İşte bu kadar muhteşem bir sistemi, bu kadar büyük bir geometrik düzeni kuran sistem elbette ki yarın da programlamıştır. Eğer o sistemin siz her gün yeniden yaratıldığını düşünüyorsanız eyvah. Eyvah. Her seferinde kün oluyor demektir. Bu şu demektir. Yaradan diyor ki ya pardon ya ben beğenmedim bugünü. Bugünü sildim, yeni bir gün yaratayım. Böyle bir şey yok. Ya pardon güneş sistemi gibi. Bizim hani var ya 365 günlük o 31. Ya bugünü güdük yaptık tüh. Kaçırdık 6 saati Şubat'a bile. Bununla bir farkı yok onun bu düşündüğümüzün. Böyle bir sistem yok. Sistem oldu, bitti, yürüyor. Biz eğer bir şeyleri yaşıyorsak bir şey öğrenelim diye yaşıyoruz. Eğer öğrenirseniz burası değil. Burası öğrenirse, bakın bu değil. Burası öğrenirse işte agape'yi yakalarız. Eğer biz aldığımız nefesin kokusunu, tadını, ateşini, yumuşaklığını anlar ve farkında olursak işte agape. Eğer biz içtiğimiz bir bardak suyu, bir lokma su içtim. Bu suyun şu anda yemek borumdan mideye doğru gittiğini, hafif orasının serinlediğini, mide kapağımdan içeri girdiğini, içeride böyle bir hafif bulanıklık yaptığını, çünkü oradaki asidi biraz yumuşattı. O asidin birazcık esnediğini hissettiğim an işte agape. Neyle? Suyla ilgili agape. Çünkü duygularım o yemek borusundan geçerken yıkandı. Neyle yıkandı? Tertemiz bir enerjiyle yıkandı. Bu dünyanın en büyük enerjisi. Vücudumuzun 4/3'ü bu. Hiç midemde yanma kalmadı. Bir tane antasit çiğnememe gerek kalmadı. İşte agape. Agape çok kolay sevgili Mustafa. Buranın prangasından kurtulduğumuz zaman. Ben kitabımda da bunu yazdım. Çok zor bir şey. Bakın çok zor bir şey. Niye biliyor musun buranın prangasından kurtulduğumu? Çünkü yine sevgili sembolcülerden özür diliyorum. Ama bu tiyo veriyorum. Bütün yayınları dinleyenlerden özür diliyorum. O büyük yaratan var yani. Diyoruz ya böyle yapıyoruz yani böyle. Öyle bir şey yok. Böyle yapmayın boşu boşuna. Eğer bir şey yapmak istiyorsanız böyle yapın. Böyle yaptığınız zaman sizden başka bir şeyden bahsediyoruz. Böyle yaparsanız doğru bir şey yaparsınız. Çünkü o orada duruyor, burada. Agape niye bir kalbin üzerine bir okla işaretlenmiş? Kalp kırmızı ama ok da kırmızı. İşin garip tarafına bakın, ok da kırmızı. Bir kalp ve bir ok. Pırana alanlar biliyorlar. Deneyimlediler sevgili Yasemin burada. Bakıyorum Ayşem burada, İlker burada. Ayşen'cim canım için bu arada kendisi bir tıp profesörü, hemen söyleyeyim. Beni büyük onurlandırdı. Bir hekim olarak geldi. Deneyimledi ve sonuçları biliyor. Bildiğim için, gördüğüm için Nejat Mernihal burada. O büyük Yaradan'ın size şah damarınızdan yakınım derken neyi anlattığını ve nefesinden üfledim derken neyi yaşattığını onlar biliyorlar. Burayla yaşamaya başlarsanız, yani güneşi yaratmayı başarabilirseniz işte agape. En büyük şey o. Oradaki ne biliyor musunuz? İçinizde anne olanlar, baba olanlar bu işi bilirler. 5 yaşındaki çocuk o. Başka hiçbir şey değil. Çok basit. Sistemin kuralları çok basit. Sistemin sevgi kuralı çok basit. Çok basit bir şeyden yaratmış. Gönder. Ol. Ol. Ya ol. Başka bir şey istemiyorum. Ol. Nerede olayım? Anda ol. Aa, ol. Ne yapacağım? Ha, ne? Çok basit bir şey yapacağım. Sevgili erkeğim. Sen şu benim Esma dedikleri, sana Esma diye yutturacaklar ya, ben sana bunların isimlerini söyleyeyim. Sen bunları, bak orada bir tane light var. Ha, ona deneyimlet. Ey sevgili light, Lilith'im, sen de bunları deneyimle, hisset. Buna göre bir düzen kur. Cancağızım, birlikte yaşayın. Bunlar da bu neyi öğrendiyseniz bana aktarın. Ben öğrenin bakayım neymiş bu olmak. Neymiş ben öğreneyim. İstediği bu kadar. O çocuğun istediği bu. Sizinle oyun oynamak istiyor. Niye 5 yaşında? Herkes söyle bana. Niye Kutan 5 yaşında diyorsun ona? Çok basit, 5 yaşında. Hepiniz anne baba olanlar biliyorlar. 3 yaşındaki bir çocuk yemek örtüsünü boynuna bağlar, masa örtüsünü, penceredeyse aman Allah pencereden aşağı uçmaya bak. Süpermen gibi uçmaya kalkar. Veya evin koltuğundan masaya. Anam bağırır, kırdın oğlum in aşağı koltuktan. Ne? Çünkü o büyük kahramanlarla yaşıyor. Geldiği yerdeki, geldiği bir yer var ya, ha, orada uçuyor çünkü o. Orada onun için mekan yok ki. Orada zaman yok ki onun anladığı. O uçuyor. O ateşler, toplar yapıyor. O koltukları üzerinde. Onun için pencere yok. Onun için apartman yok. O uçuyor. O çamurlarda oh yatıp kalkıp dans ediyor. O kedilerle, köpeklerle oh güreşiyor. Onlarla beraber yatıyor. Çünkü o orada öyle bir şey yok. O gülüyor herkese. Şaklabanlıklar yapıyor. Herkese gülüyor. Öpücükler yapıyor. Öpücükler yapıyor. Sarılıyor. Öpücük yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Ne bulursa ağzına sokuşturuyor. Çünkü onun için bir tehlike yok. O orada yaşıyor. 4 yaşına kadar orada yaşıyor. Orayı biliyor. Burayı 3D'yi bilmiyor. Onun için en büyük şey agape. İşte bakın 3 yaşındaki çocuğa işte agape'nin her şeyini orada görürsün. Oradaki o varlık agape'nin dibine kadar yaşayan bir varlık. 7 yaşına geldiği zaman çocuk bakayım. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şimdi şu kağıt parçası 9 ay 10 gün içinde annenin karnından çıkan doktorun ilk şaplağını yiyen çocuk. Bebek şu. Bu böyle yaşıyor. Bir müddet sonra işte o 6 yaşına falan gelince anne baba işte bak cız, bak bu soba, bak bu yenmez, bak bu aman o filan. Çocuk anne babayla böyle oldu. Hele bir de okula gitti mi? Öğretmenin cız arkadaşların dedi. Bizim çocuk böyle oldu. Sonrasına gitmiyorum. Bizim çocuk çünkü okul bitti, iş hayatına geldi. Bizim çocuk böyle oldu. Evlendi, bizim çocuk böyle oldu. Çocuk sahibi oldu, bizim çocuk böyle oldu. 40 yaşına geldi. Bütün dünyada bu kuraldı. 40-42 yaşlar arasında senin ben çocuğunu da, senin ben işini de, senin ben toplumunu da, senin ben okulunu da, senin ben bilgini de der. Ahanda böyle. Ama ya gitti bizim anlar. Bizim anlar gitti. Geldik 50 yaşına. Anam biz böyle olduk ama oho 50 yıl gitti. 50 tane güzelim an, 50 çarpı bilmem kaç bin tane nefes gitti gümbürtüye. Hah. O 7 yaşındaki çocuğun ilk mahkumiyeti bu. O artık özgür değil. Ama 5 yaşındaki çocuk orada olduğunu, burada olduğunu bilir, oranın kurallarını oynar. Resimler çizer, kanatlı adamlar çizer. Bakar böyle, sen bilmiyorsun ki der. Siz onu değiştiremezsiniz. 4 ve 5 yaşındaki çocuk burada olduğunu bilir, kahrolası 3D'de olduğunu bilir ama oranın kurallarıyla yaşar. Peki, çocuğunuz, anne, hadi biz seninle bebek oynayalım. Kızım işim var. Oğlum işim var. Baba top oynayalım. Çok yorgunum. Bak. Baba bir top oynasın. Bak. Anne bir bebek bak, alır topunu, odaya gider. Oğlum, peki bak, bir müddet sonra uyanırsın, çocuk yok. Ne yapıyorsun oğlum? Çocuğum ne yapıyorsun? Gel bak oynayalım. Konuşmak, hareketler mi? Bak gel oğlum, çikolata vereceğim. Gel oğlum bak, bir yere parka gidelim oynayalım. Bak ne istiyorsan alacağım. Ne istiyorsan alacağım mı? İlk cümle, ne istiyorsan alacağım mı? Evet, ne istiyorsan alacağım. Peki gider. Ama hala esnemek yok. İşaret eder, alırsınız. Onu da işaret eder, onu da alırsınız. Bu çok olmadı mı? Tamam. Aldınız. Çocuk son istediğini aldığı zaman boynunuza sarılır. Burası kolay. Çocuğunuz Trizi'de yaşıyor. İstediği her şeyi aldınız. Ya 5 yaşındaki çocuk sizden küserse, siz onu küstürürseniz, siz onu unutursanız, onunla barışmak için ona ne hediye vermeyi düşünüyorsunuz? O sizden nasıl bir hediye ister? O sizden agape ister. Verebilecek misiniz? Hadi buyurun, hodri meydan, agape istiyor sizden. Verin bakalım nasıl vereceksiniz. Size verdiği en büyük emaneti sizden geri istiyor. Ver bana bunu diyor. Sen benim oyunumu oynadın. Ver benim nefesimin yarısını bana. Ver bana güzelliklerimin. Ver bana neşemin yarısını. Ver bana heyecanımın yarısını. Ver bana sevgimin yarısını. Verecek miyiz? Vereceğiz. İşte agape burası. O çocuğu küstürmediğimiz sürece, o çocukla konuştuğumuz sürece, o çocukla oyun oynadığımız sürece agapeyi yaşarız. Başka bir şey ihtiyacınız, ne meditasyona ihtiyacınız var, ne inzivaya ihtiyacınız var, ne ben yaz tatiline gideyim, bir ormanda şöyle seksek oynayayım. Böyle yapayım. Hiçbirine ihtiyacınız yok. O çocukla konuşmayı ve oynamayı lütfen öğrenin. Nasıl öğreneceksiniz? Bunun için bir şeyler yapmanız lazım. Onunla mı öğreneceksiniz? Sanmıyorum. Ya gideyim de meditasyon yapayım. Tamam, ilk kaç dakika meditasyon yapıyorsunuz? 15 dakika. 16. dakika ne oluyor? Ne olduk 16. dakikada? Bitti meditasyon. Tamam, 16 dakikada ne oldu? Meditasyon niye yaptın 15 dakika orada? Peki 16 dakikada nereye geldin? Yine başladın yere döndük. Gittiniz mi 15 dakikamız kümbürtüye? Meditasyon yapacağımıza meditasyonda yaşadığımız gibi yaşayalım. Ya akşama da ne yemek yapacağım? Ya çocuklar bir yemek söyleyin. Ne yemek yapacağım? Ne kadar kötü bir soru bu ya. Canım ne istiyorsa onu yap. Yemiyorlar. Onların sorunu. Eğer bir şey yemek istiyorlarsa söylesinler. Benim canım bugün makarna yemek istiyor. Ben makarna yaptım. Anne dün de makarna yapmıştım. Evet, bugün de makarna istedi, canım yaptım. Söyleyin ne istiyorsanız onu yapayım. Ne bileyim anne. Bilmiyorsanız ben makarna istiyorum kardeşim. Ben makarna yemekten mutluyum. Ben her gün makarna yiyeceğim. Var mı itirazınız olan? Yok. Ben her gün sebze çorbası yiyeceğim. Şimdi annemin yanındaydım. Annem 95 yaşında. Bütün hayatı boyunca sevmediği 3 şey vardı. Bir, hurmayı ağzına koymaz. Katiyen. Hurma dediğim zaman annem tüyleri diken diken olur. Başka bir şeye benzetiyor, yemiyor. Gittim, neye benzettiğini söylemeyeyim. Bir canlı varlığa benzetiyor. Onun için yemiyor onu. Tamam peki dedim. Bana dün evvelsi gün dedi ki, Kutan hurma aldın bana. Ne? Ben sana hurma al dedim. Anne bir şey söylemedi bana hurma. Sen hayatın boyunca hurma sevmedin. Ya canım hurma istedi dedi. Sana bir tane hurma, alt tarafı bir tane hurma yiyecektim oğlum dedi. Almadı mı? Ben dedim ekler istemiyorum. Anne sen eklersiz durmuyordun. Yemiyorum artık, ekler istemiyorum. Bana git hurma al dedi. O gün hurma yemekten mutlu oldum. Gittim hurma aldım. Önüne koydum. Ağzına attım. Bu lezzetsizmiş. Al bunu götür dedim. Bitti. Şimdi ama o hurma istedim dediği an var ya, işte onun agapesinin olduğu an. O gün bir tane hurmayı yedi. Mutlu oldu. Bitti iş. Çünkü o hurma yemekten o anda mutlu olacak. Anne yemek yapıyor. Bana domates çorbası yapıyor. Bakıyorum bayıla bayıla domates çorbası. Anne 3 gündür domates çorbası içiyor. Evet, çok güzel bir domates çorbası içiyor. Çünkü ondan mutlu. Çünkü 95 yaşına gelmiş bir kadın, hayatındaki her şeyleri yaşamış bir kadın artık tanrısal mutluluğunu yaşıyor. Kendi mutluluğunu yaşıyor. Agape'yi dibine kadar yaşıyor. Bakıyorum, seyrediyorum böyle mutluluktan, o çorbayı içerken ki mutluluğu var ya, dünyanın en lezzetli yemeğini yiyor gibi. Diyorum ki ah ne mutlu ya. Domates çorbası içerken bir insan bu kadar mutlu olur mu? Evet olur. Bakıyorum, Allah razı olsun Kutan. İyi ki bu yemeği yapmışsın. Valla çok güzel. Ya anne aynı domates çorbası dün de içtim. Bugün bir başka güzel. Ya aynısını ısıttım anne. Bugün çok güzel. Çünkü doya doya o büyük bir sevgiyle, karşılıksız, beklentisiz bir sevgiyle domates çorbası. Anne pizza yapayım. İstemiyor mu? Anne bir şey istemiyor. Ben domates çorbası. Çünkü ondan mutlu. Lütfen istediğiniz, içinizin istediği, çocuğun istediği şeyi yapın ki agapenin ne olduğunu öğrenin. Mutluluk sofrasının ne olduğunu öğrenin. Mutlu yaşamanın ne olduğunu anlayın. O arabadan, lüks arabadan, lüks kıyafetlerden, bilmem nerede içilen kahveden mutlu olmadan siz mutlu oluyorsunuz. Burası mutlu oluyor. Burası. O mutlu olmuyor. Burası mutlu oluyor. Burası değil. Burası neden mutlu oluyorsa onu bulun. Onu sorun ona. Ben çok mutluyum arkadaş. Boğaza gideceğim. Ayaklarımı suya sokacağım. Ya buz gibi ya. Ben sokacağım abi. Git. Çap. Eşofmana gir. Ayaklarını boğazdaki suya sok. Çap 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 çap. Oh. İşte agape. Anda olmak, üstüne basa basa söylüyorum. Bir de vakti uzattım ama anda olmak agape'nin tanımıdır. Anda olabiliyorsanız hiçbir şey düşünmeden, hiçbir yargı yapmadan, hiçbir hüküm vermeden, Ahmet ne demiş, Mehmet ne demiş, Hasan ne diyecek, komşun ne diyecek, ya beni burada görürlerse rezil olurum demeden eğer anda olabiliyorsanız agape'nin anahtarı elinizde. Agape'nin kelime anlamı bunun için boşluktur. Agape'nin anlamı açılmış zarf demek. Kapağı açılmış zarf demek. Kapağı açılmış zarf. Zarf ne? Mektubu saklayan şey. Kapağı açılmışsa artık onun saklayacağı bir şey yok. Onun için açıklık demek agape. Kapağı açılmış zarf demek agape. Baktığınız zaman lügata bunu görürsünüz. Açık zarf. Kapağı açılmış zarf. Ne? Ağzı yırtılmış zarf. Açıklık. İlavesinde tanrısal sevgi gelir. Sonrasında Yunan'a psikolojiye döndüğünüz zaman, psikiyatristiğe döndüğünüz zaman onun sevgi olduğunu, bilmem ne olduğunu söylemeye başlar. Agape'nin kelime karşılığı boşluk, açıklık. Yani sizin açıklığınız, sizin kalbinizin açıklığı, özgürlüğünüz, açık kalple yaşamaktır agape. Bir kuru ekmekle, tuza batırılmış bir kuru ekmekle mutlu olmak, onu paylaşabilmektir agape. Bir kadeh şarabı iki formda içebilmek demek. Bir bardak suyu iki parçada içebilmek demektir. Başında ve sonunda. Tuzun kirlenmemiş, tadı kaçmamış tuzu ekmekle tatlı niyetine yiyebilmektir agape. Bilmem başınıza arttınız. 1,5 saat var, 2 saat olmuş. 21, vallahi 1,5 saati geçtik Mustafa. Sen bana dedim ya, bana söz verirseniz böyle olur. Ben sana söyleyeyim. Yani muhteşem gidiyoruz ama şöyle yapalım gibi bir arzum var sizinle. Bu koşullanmış bilinç ve estetik kaygısı üzerine yeni bir sanki oturum yaparız gibi geldi bana ama bir zamanınızda. 24 tane can yoldaşı var burada. Bilmem, Banu Ustam demiş ki sabaha kadar dinlerim ya. Ben 2 gün konuşurum ama buradakiler sonra bana demesinler ki yarın sabah bizim işimiz var. Sen ne yapıyorsun lan? Bak keyfine, sen boş adamsın demesinler. Aşk olsun. Aşk olsun ustam, olur mu? Evet, sorusu olan var mı? Sen burayı söyledin ama bizim aklımıza burası yatmadı. Bu neyin nesidir diyen varsa. Ben de şeyi açayım, sesi. Herkesin sesi açık galiba. İsteyen paylaşabilsin, evet. Buyursunlar efendim. Ayşen Ustam, sen Ankara'ya döndün galiba, Ankara'dasın. Ben Ankara'dayım. İstanbul'a gidemedim ki. Ben geldim İstanbul'a, seni bekliyorum o zaman. Yani uçak bozuldu. Alanda bir saat beklemem gerekti. Canlı yayın saati kaçacağı için geri döndüm. İşte anda olmak. Canlı yayın yapılmaması gerektiğine sistem karar verdi. Evet. Ankara'dan İstanbul'a getirmedi. Geri döndü. Şimdi Ayşe Hanım, o benim Prana'dan canlı oldu. Vay bu ya canlı uçak ne biçimde gitti de. Hayır böyle. Hayır. Çok güzel. Çok güzel döndüm. Hatta daha da garibi arkadaşımın torunu olmuştu. Onu görememiştim. Onunla orada oturduk, kahvemizi içtik. Uçağa bindik, geri indik. Bir de kısırımızı yedik çayla birlikte. Biz bebek hayırladık. Dedim seni epeydir görmüyordum dedim. Yarım saat 45 dakikaya yakın sohbet ettik. Birimizde hasret giderdik. Ben evime geri döndüm. Büyük bir sakinlikle. İşte iştahında olmak canım sana. İşte agape bu. Yani. Agape bu. Yaşanmış, farkındalıksız, karşılıksız, dört dörtlük bir agape. İşte evet. Agape. Yani çok, öyle oldu. Sistem, bakın sistem sistemsiz agapeyi istiyorsanız agape gelir. Agape sizde olur. O çocuk sizde olur. İşte o. Ayşen biliyor, Aykut da biliyor. Zehra'nın daha ötesi. Sevgili Zehra Büşra'nın başka bir şey daha var. Bana eğitime, yani eğitim diyorum yanlış, Prana çalışmasına geldiği zaman 9 aylık hamileydi. Şaka gibi ya. Ve o bebeğin, yemin ediyorum, beraber eğitim verdiğim ve eğitime katılan, o çalışmaya katılan 3 kişi, Nesin'de bir arkadaşım vardı, şaşkınlıkla hüngür hüngür ağladı. O bebeğin, annenin karnındaki bebeğin o inisiyasyondaki anahtarlar açılırken içeride bakın hiçbir şey yok. Ellerin ve ayaklarının ne olduğunu görseydiniz diliniz tutulurdu. Arkadaşım Nesin veremedi. Ağlamaktan veremedi. İçeri gitti, ben yapamayacağım dedi. Sen git yap dedi. Bu arada söyleyeyim. Zehra Büşra'dan daha güzel durdu. Ellerini uzattı, ayaklarını dayadı karnına. Çatır 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 bütün anahtarlar Zehra'ya açılırken bebeğe de açıldı. İşte agape. İşte o sevgiyi bilen, daha çünkü gelmedi ya buraya. Bu tarafa çıkmadı ya, orada ya daha. Onun ne olduğunu biliyor. Gel dedi, gel ben ellerimi açayım da sen bana ne yapacaksan yap. Bunu çağırdınız, bunu yaşadığınız zaman işin şekli değişir. Agape'yi, buradaki çocuğu, buradaki zarfı açabilirsiniz. Agape'nin bir başka anlamı daha var. Şaşırıp kalmak demek. Ya bu nasıl bir mucize ya? Bekliyordum. Tabii. Agape işte o. Şaşırıp kaldığınız şey, şaşkınlıktan, mutluluktan şaşırıp kaldığınız an agapedir. Karşılığı agapedir. Agape'nin karşılığı şaşırıp kalmak. Açık zarf, açıklık zarf, tanımsız aşk, psikolojik ve felsefe anlamında karşılığı, tanrısal aşk, evrensel aşk, karşılıksız sevgi. Şimdi hepsini alt alta yazın bakalım. Ne zaman tanrısal sevgi olursa siz şaşırıyorsunuz. Ne zaman zarf açılıyor? Tanrısal sevgi olduğu zaman zarfınız açılıyor. Şaşırıp kalıyorsun. Çünkü bir mucize görüyorsun. Çünkü insan oluyorsun. San, güneşi yaratan. İnsandan, anı unutandan güneşi yaratana evriliyorsun. Güneşi yarattığınız için yarattığınız güneşi yaratmış olmanın şaşkınlığı içindesin. Ya ben bunu nasıl yaptım? Çünkü andaydınız. Çünkü anda oldunuz. Çünkü agape ile tanıştınız. O enerjiyle tanıştınız. İşte onun için şaşırıp kalmak. İşte onun için Ayşen Usta'nın uçağa gelmesi. Orada onun planı o arkadaşının torununu güncelleyip kısırlayıp dönmekti. Çünkü plan o kadar. O çocuk onu istedi ondan. O oldu. Büşra geldi. O çocuk ve ben prensip olarak hemen söyleyeyim. Burada enerjide çalışanlar bilir. Asla 7 aydan sonra inisiyasyon çalışması yapılmaz. Asla. Önce dedim ki gelin sizi görmem lazım. Peki Edirne'den kalktılar geldiler bir cumartesi kahve içtik. Dedim ki bir şey soracağım sana. İçindeki ses, ha burada Zehra. İçindeki ses ne diyor? Almak istiyorum hocam diyor. Ne? Senden sana sormuyorum, öbürüne soruyorum dedi. Gözünü kapa. Öyle cevap verdim. Hocam bu birdenbire kımırdaşmaya başladı dedi. Bir tuhaf. Ha burada işte anlatsın, orada duruyor. Bir garip bir, seni böyle bir sanki dedi böyle dans, tamam peki. Öyle kaldı dedi. Seni dinliyor dedi. Sana bir şeyler söylemeye çalışıyor. Tamam. Haber aldım, geliyorsunuz dedi. Bakın 9 ay. Zaten kaç gün sonra doğurdun Büşra? 10 gün sonra. 10 gün sonra da bebek geldi. Zaten patlıya geldi o. Hayır. Başka bir şey daha aldı. 40. gününde bir inzivadaydılar. 40. gününü inzivada kutladık. Kırklamasını inzivada yaptık. Ve inziva bir druid seremonisiydi, bir doğum seremonisiydi. Çok nadir yapılmayan, çok özel bir izinle yaptığım bir ateşin yakılmasıydı. Oraya da gel. Orada da ateşin yanına o da katıldı. O da vardı orada. Şimdi bakın bu anda olmanın o ve Büşra'nın bütün meditasyonu sevgili Nejat da biliyor. Onlar da buradalar. Onlar beraberdiler. Çünkü Nejat Nihal'le beraberdiler. Aynı gruptaydılar. Onlar da şahitler. Onlar da anlatabilirler ne olduğunu. Ben böyle bir şey görmedim. Yani böyle bir anda olmanın nasıl bir şey olduğunu yaşadık. Aynı şeyi Nejat da yaşadı, Nihal de yaşadı. Onlar da biliyorlar. Anda olduğunuz zaman mucize yaratırsınız. Suyun üstünde yürürsünüz. Suyun üstünde yürürsünüz. Yemin ediyorum yürürsünüz. Bakın şaka söylemiyorum size. Bugün böyle bir kutsal günde iddia ediyorum. Suyun üzerinde yürürsünüz. Eğer Agape'yi gerçekten inanıyorsunuz. Çok net. Şaka gibi geliyor. İstiyorsanız deneyin yürüyüp yürümediğinizi. Basit söyleyeyim size. Çocuğunuza yüzme öğrettiniz mi? Altından tuttuğunuz elini. Doğru mu? Yüzüyor pıt 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 pıt. Evet, ana adanmışlık sevgili Banu Usta. Yürür. Siz indirirsiniz. O fark etmez eli çektiğiniz. O yüzmeye devam eder. Sonra siz yanına gelirseniz aşağı gider. Boğuluyor. Yahu bir saattir elim senin altında değil be oğlum. Çocuğum nereye? Boğuluyorum. Tamam tutuyorum seni dersin. Tutarsınız. Çapır çapır suyun üzerinde durur. Siz elini çekersiniz. O hala durmaya devam eder. Ne zaman ki önüne geçersiniz aşağı gider. Çünkü neden biliyor musunuz? O zannediyor ki siz yanındasınız ya, tutuyorsunuz onu. Siz tutmuyorsunuz ki. O tutulmuş olduğuna inanıyor ya. Sizin onu tuttuğuna inanıyor ya. Onun için yüzüyor. Bakıyor ki tutulmadı, tutmuyor beni bu, ben boğulacağım diyor. Boğuluyor. Hayır. İnanırsanız. Banu Ustam'ın dediği gibi. Evet. Saf adanmıştık. Saf inan. Yani buradaki çocuğa inanırsanız, buna inanırsanız suyun üstünde yürürsünüz. Tıpkı yüzdüğünüz gibi. Nasıl yüzüyorsunuz ya? Öyle yürürsünüz. Ama inanırsanız. Evet. Başka soru. Hemen bakayım, orada bir soru var. Bir şey var. Unuttu geldi. Evet, adanmışlık var mısın? Aynen öyle. İçinizdeki güneş. Evet, içinizdeki güneş güzel bir güneş o. Ve unutmayın, parlak sarı altın değil. Çok daha güzel bir renk. Görenine mutlu. Evet, soru. Nur değil mi o? Evet. Ama beyaz değil. Beyaz değil. Gölgesi yok. Evet. Diye tarif ederler. Bilmiyorum. Ben doğru. Tarif ediyorum. Evet. Doğru. Gölgesi yok. Gölgesi olmayan bir şeyin bir tek şey olur. Evet. Gölgesi yok onun. Bütün hikaye burası. Evet Mustafa Hocam. Üstadım YouTube üzerinden sormuşlar. Acısını hissettiğimiz an sonradan neden aynı şekilde acı veriyor diye bir soru var. Fakat hangi anlatının hangi kısmında bu soruyu sordular? Cevap vereyim. bir acı bir şeyi öğrenmemiz için gelir. Bugün bir sevgili Instagram'dan çok genç, çok da başarılı bir arkadaşım, inşallah dinliyordur bunu. Çok genç ve çok başarılı, bu depremde çok büyük bir iş başardılar. Büyük bir program yazdılar. Herkesin ihtiyacını anında o sitede oluşturup bir anda yardımların doğru yerle kanalizasyonu sağlayan bir çok değerli, çok temiz, pırıl pırıl genç arkadaşlarımızdı. Onlardan bir tanesi Yavuzcan diye. Ne olur abi seninle görüşebilir miyim? Bir sormak istediklerim var dedim. Ona da aynı şeyi anlattım. Sevgili Pırana eğitimi alanlar da bu çok daha net. Acı dediğiniz, o sizin en çok canınızı acıtan olay, sizin ders alacağınız olay. En mutlu anınız, ders alacağınız şey değildir. O cep harçlığınız, bayram harçlığınız. Neye? Çok acı bir şeyi yaşayana kadar harcamanız için. O çok acı şeyi yaşarken harcayacağınız cep harçlığıdır. Öğreneceğiniz şeyi acı şeyden öğrenirsiniz. Sizin o keşkenizden diyor ya, sizin şer bildiğinizde hayır vardır diyor ya. O şer kötülük değildir. O şer zorluktur. Size zul gelen şeydir. Size acı veren şeydir. Size zor gelen, sizin canınızı acıtan şeydir. İşte o da hayır var. Çünkü oradan bir şey öğrenirsiniz. Şerri yaşamanızın, şer kötülük değildir. O, lütfen neyse şimdi dalaşmayayım. Birilerinin uydurma tercümelerine bakmayın. Köke bakın, köküne bakın. Şer öğrenilmesi gereken şey demek. Zorluk demek, güçlük demek. Güçlüğü ve zorluğu bir şey öğrenin diye yaşarsınız. Yazdığınız senaryonun, yazdığınız romanın esasında vardır o. Onun için geldiniz buraya. Celali öğrenmek için geldiniz. Celali öğrenmeden cemali öğrenemezsiniz. Cemali bilmeniz için celali öğrenmeniz lazım. İnsanoğlu zıttıyla tanımlar. Onun için acı veren şey aslında sizin mutluluğunuz. Yine Prana eğitiminde Birgül diye bir arkadaşım vardı. Dostumuz var, yoldaşımız vardı. Kutan abi dedi bir şey soracağım sana. Sen ne yaptın dedi, bir şey yapmadın dedi. Biliyor musun dedim. Bu işte bir ana götürüp getiriyorum bir yerlere. Benim dedi en mutsuz olduğum zaman meğersem en mutlu olduğum anmış dedi. En mutlu olduğumu zannettiğim an ki meğersem mutsuzluğumun doruk noktasıymış. Bana bunu anlatma ne olduğunu dedi. Ağlaştık, tepelleştik, sarıldık gitti. Hayatında birçok şey değişti. Birçok inanç sistemi değişti. Eğer siz o agapeyi acıda öğrenmediyseniz, acı anında siz acı yaşamanızın nedenindeki öğrenmeniz gereken büyük zarfın içindeki bilgiyi öğrenmediyseniz her yaşadığınızda ve her hatırladığınızda yeniden canınızdır. Onun neden olduğunu anlar, size ne öğrettiğini cebinize korsanız, harçlık değil, küfenize korsanız, kütüphanenize korsanız, kütüphanenizin rafına yerleştirirseniz, o zaman artık onu hatırladığınız zaman bir daha acı duymazsınız. Fark burası. Eğer yaşadığınız acı, yaşadığınız bir acıdan hala acı duyuyorsanız öğrenmediğiniz bir şey var demek. Sistem size öğretene kadar uğraşır. Ve o acı giderek daha acımasız bir acı haline dönüşür. Daha çok canınızı yakmaya, daha sizi kanırtmaya uğraşır. Şimdi sembol 2'de sevgili Aykutlara, sevgili Mine burada bir çalışma yaptırıyorum. Bir şeyler çıkıyor böyle langur. Hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Ya sen ne yapıyorsun bize? Bir şey yapmıyorum. Neler çıktı ortaya? Neler çıktı? Özel ortamlar o kapalı alan içinde o acılarını paylaşıyorlar ki benden özelle paylaşanlar bunu sizden başkası paylaşmıyor diyenler aleni grup içinde paylaşmaya başladılar. Çünkü bir şey oluyor. O kişinin yaşadığı şeyi bir başkası da yaşamış, saklıyor, öğrenememiş. O kişi onu paylaştığı zaman o kişi o acıyı tekrar önüne getiriyor, öğreniyor, defteri kapatıyor. Öğreniyor, bir de artık ondan acı duymamaya başlıyor. Sanırım o dinleyen arkadaşa cevap olmuş. Acıyı hangi inanç kalıbına bağladığım dedi sevgili Banu. Banu'cum açıyorum müsaade edersen. Evet. Evet. Sevgili Banu Ustam, acıyı hangi inanç kalıbına değil, yazdığın eserde neyin karşılığı olduğuna bak. Çünkü acı bir inanç değildir. Acı bir histir. Biz burada, bu dünyada insan oğlu dediğimiz, halifem dediği, çok önemli can ustalarım, halifem dediği, halifenin ne olduğunu bilmek lazım. Halifem bedenlenmiş hal demek. Temsilci demek değil. Bedenlenmiş haldeki varlık demek. Burada bizi halifem diye tanımlarken dengede, dört enerjide dengede varlık olarak tanımlıyor. Bunu söyleyeceğim. Arada incinleriniz, kırılanınız varsa beni bağışlasın. Ben bu topraklarda yaşamış Konya Seyircişehir'de külliyesi olan bir insanın küçük torunuyum. O kitabı belki birçoğunuzun okumadık. Farklılıkla okudum. Ya, sevgili Yaşar Nuri'nin de dergahında disiplinimi tamamladım. Başka şeyler de dahil. Esmalar var ya, esmalar. Bunlar ona ait değil. Olamaz. Bakın tarif ne? Tanımlanamaz. Yani sıfatlanamaz. İsimlenemez. Bilinmez. Görülmez. Duyulmaz. Sadece yaşanır. Şimdi bir şeye sıfat verme, esma sıfat demek. Sıfat vermeniz için görmeniz lazım. Sıfat vermeniz için bilmeniz lazım. Sıfat vermeniz için tanımlamanız lazım. Sıfat vermek için isimlendirmeniz lazım. Peki hani tanımlanamıyordu? Hani isimlenemiyordu? Hani sıfatlanamıyordu? Esmalar ne için? Ha, esmalar ne için biliyor musunuz? Uzatıyorum, ne olur kusura bakmayın. Esmalar ne biliyor musunuz? Kadınlarla ilgili değil. Hemen onu söyleyeyim. İsimleri kime öğretiyor? Yani sıfatları kime öğretiyor? Bileniniz var mı sıfatları kime öğretiyor? Yani isimleri kime öğretiyor? Ben Adem'e dünyanın 99 ismini öğrettim diyor. Ya adama öğretiyor, adama. Kadına değil, erkeğe öğretiyor. Kadın biliyor zaten. Kadın onları biliyor. O esmaları biliyor zaten, biliyor. O duyguları biliyor. Esmaların hepsi histir, his. His, duygunun enerji alanındaki yansımasıdır, karşılığıdır. Öfke, öfkelenirsiniz, karşılığı kızgınlıktır. Acı, nefret, sevgisizlik, ihanet, bunların hepsinin karşılığı acıdır, acı. Acı histir. Acı sonuçtur. O acıyı yaşatan şeyler duygulardır. Acı duygusu, acı hissi öğrenmemiz gereken esmalardan biri. Onun acı hissinin, bize acıyı hissettiren şeyin ne olduğundan ders alırsam acı hissi düşecek. Dediğin doğru Banu. Hissin ne olduğunu, sana acı hissi verenin ne olduğunu bulursan, hangi duygunun olduğunu bulursan, kaybetmek duygusu mu? Terk edilmek duygusu mu? İhanet duygusu ne? Onu bulduğun zaman acı düş. Niye ihanete uğradın? Kim kandırdı seni? Sen kendini kandırdın. Kimse seni kandıramaz. İnsan kendini kandırır. Ben aldatıldım. Kimse sizi aldatamaz. Yalan söylüyorsunuz. Kimse sizi aldatamaz. Siz kendi kendinizi aldatırsınız. Kainatta hiçbirisi bir insan bir başka insanı aldatamaz. Kandıramaz. İhanet edemez. Kendi kendinize yaparsınız. Neden biliyor musunuz? Bir şey yapmışsınızdır. Bir şeyiniz eksiktir. Karşı taraf size o eksikliği bulamadığı için bunu öğrenince bir başkası başka bir yere gider. İşte aldatma bu. Peki kim sebep oldu buna? Bu. Bu erkek için de geçerli, kadın için de geçerli. Birbirimize niye yan yanayız? Bir şey öğrenmek için yan yanayız. Bir şeyi öğretmek için. Erkek niye kadının yanında? Kadına hisleri öğretmek için, esmaları deneyimletmek için, esmaları öğretmek için yanında. Peki, çok güzel. Bu esmayı öğrenmek istemiyorsun. Bu. Bu ne yapsın? Bu esma enerjisini birine öğretecek. Bu esma enerjisini öğretirken başka bir şey öğrenecek onda. Kadın esmayı öğrenmek istemiyorsa bu adamın öğrenmek istediği şeyi buna öğretemeyecek. Bu bir denge. Bu öğrenmek istiyor. Bu defteri dersini bitirmek istiyor. Bu ona hocalık yapmıyor. Bu öğretmenlik yapmıyor. Bu öğrenmek istiyor. Bu öğretmenlik yapmıyor. Ne yapacak? Bu bir yerden öğrenecek. Bitti. Aynı şey kadın için de geçerli. Ya kardeşim ben sana bir şey öğreteceğim diyorum. Ben senden öğrenmek istiyorum. Ya kardeşim bak ben sana bir şey öğreteceğim. Gelsene. Sen bana bunu vereceksin. Ben sana bir şey. Ben senden öğrenmek istiyorum. Cehennemin dibine. Öğrenmiyor ama. Gittiği yerden öğrenmiyor. İşte facia burada başlıyor. O kapıya gidiyor öğrenmiyor. Bu gidiyor. Bu kapıya gidiyor öğrenmiyor. Ona gidiyor öğrenmiyor. Bir türlü öğrenmiyor. Öğrenemiyor. Sonunda diploması diye koltuğunun altına alıyor tablasını gidiyor. Çünkü bir daha gelmek üzere gidiyor. Çünkü öğrenemiyor. Dersi bitmiyor. Bir daha geliyor o dersi almak için. Daha kötü bir yerden geliyor. Daha aşağıdan geliyor. Erkek. Kusura bakmayın kaç tane herkes burada bilmiyorum ama İlker var. Mustafa var. Başka bir tane daha vardı. Sevgili iki tane dostum da vardı. Nejat burada. Ben bunu her yerde söylüyorum. Aykut da burada. Erkekler ya hakikaten yani iki tane görevimiz var. Bir korumak, bir öğrendiğimiz esmaları, duyguları karşı tarafa anlatmak, onlarla paylaşmak. Çünkü başka türlü. Ama bütün yönetim, yaratım, kadında yönetim, kadında zeka, orada akıl, orada ileri görüş, orada programlama, orada bütçeleme, düzenleme onlarda. Biz ne yapacağız? Onların bu yaptığını koruyacağız. Artı onlar bunu yaparken onları duygusal olarak besleyeceğiz. Görevimiz bu kadar. Bunu yapamıyorsak, yapmak istemiyorsak, bunu besleyemiyorsak, bundan alışverişi yapamıyorsak bu ders bitmez. Agape olmaz. Olmaz. Kurguyla agape olmaz. Agape anı yaratmak için, güneşi yaratmak için dersi beraber yapmak lazım. Hem içimizdeki eril dişil yanda yapacağız, hem de bedendeki eril dişille yapacağız. Onun için flört agape'nin alt kapısı. Onun için eros agape'nin giriş kapısı. Onun için orada başlıyor. Sonra crème de crème'e gidiyor. Fransızların crème de crème'dir. Seks agape'nin crème de crème'dir der. Fransızlar ve de Platon. Seks yaratımın kapısıdır. Ancak agape olduğunda yaratırsın. Yani crème de crème'dir. Crème de crème olması için her şeyin birbirinin içine oturması lazım. Başka türlü olmaz. Onun için yapmamız gereken çok önemli bir şey var. Buranın kurgusuyla değil, buranın kurgusuyla yaşamak ve senkronlamak lazım. O zaman biz Esma Hüsna'yı karşı tarafa deneytir. O Esma Hüsna'nın karşılığında öğrenmemizi görürken alıp görevimizi tamamlamış olmanın mutluluğuyla bir daha gelmemek üzere gideriz. Yoksa gel babam gel, gel babam gel, gel babam gel, gel babam gel, gel babam gel. Hep alttan aşağıdan, daha aşağıdan. Çünkü ne kadar çok egomuz olsa o kadar aşağı seviyeden başlıyorsunuz öğrenmeye. Öğrendiklerinizi siliyor çünkü bir daha aşağıdan. Daha aşağıdan. Daha aşağıdan. Sonunda diyor ki kapat cehennemin dibine kadar 309 bin yıl gitsin orada kalsın diyor. Hep eyvah. Sil baştan. Var ya görüyorsun etrafımızda dolaşanlar bir sürü kızıyoruz onlara. İşte oradan başlıyoruz derse. Kızıyorsunuz. Herkes hepimiz kızıyoruz ama onlar da biziz. Var ya hani şu İstanbul'un giremediğimiz mahallelerinde dolaşan. Onlar biziz biz. Kızmayın onlara. Biziz onlar biz. Beceremeyen bizler. Onu bilin ona göre kızın şimdi. Evet, söyledim. Saat 2 saat oldu. Hepinizi çok vallahi benim için hava hoş ama benim için de hoş hocam. Benim için hiçbir sakıncası yok. Evet. Vallahi saat ertesi güne geçiyor sonra buradakiler kul hakkına gireceğim eyvah. Daha çok agape değil cehennem yaratacağım onları. Onun için. İyi de Kutan Üstadım agape diyorsunuz ama konuşmanın başını ben arabada izledim YouTube'da. 30-35 yıllık evlilikler gitmiyor ki. Gitmiyor tabii. Gitmiyor. Çünkü söyledim ama niye gitmediği çok belli. Long time herkes kendi agapesinden fedakarlık ediyor. Agapeden çıkıyor. Anda takılı kalıyor. Var ya 12 sene evvel ben buna o zamanlar bu bileziği almıştım ama bu onun için alacağı ev için o bileziği satmıştım. Ama keşke satmasaydım. Elif kalktı. Bunu bir bilmem neyle. Vay işte 15 sene evvel benim tatile götürecekti götürmüyor. 25 sene evvel var ya ben bir yüzük istedim, bir tek taş istedim. Onu bile almadım. Bunlar 9 sene evvel tatile gittik. Benim paramdan gittik. Benim kredi kartından ben ödedim. Gider mi bu? Ben neleri feda etmişim? Bir canlı örnek daha vereyim. Rahmetli babamla annemin evliliği 61 yıl sürdü. Babamı 61. yıl dolmadan evvel kaybettik. 4 sene oldu. Annemle bir böyle zor bir dönemde, babamın hastalığı dönemde karşılık geldik. Biraz benim babamla rahmetliyle o zamanlar bazı hesapları yapmadığım için böyle aram biraz, bir de ailenin büyük çocuğu olduğum için biraz böyle dingıldak durumdaydım. Sevgili Nejat biliyor onların büyük bir kısmını. Anneme bir laf ettim. Patavatsızca bir laf ettim. Düşünebiliyor musunuz? 61 yıllık kocasına patavatsızca bir laf ediyorum babamın için yani. Döndü böyle kafasını kaldırdı. Biraz da üzgün. Biliyor musun dedi. Baban kendine münhasır bir insandı. O da kendi sınavını yaşadı gitti oğlum dedi. Peki sen ne oldun dedim. Ben de vermeyi seçmişim demek ki dedim. Ama bunu söylerken ki yüz ifadesi çok önemli. İşte Ayşen Ustam bunun için oluyor. Onun için long time love'da bu var. Eskilerde bu var. Çünkü eskiler farkındalıklarını feda etmişler. Farkındalığı seçmemişler. Onun için agape yok. Orada onun için 5 tane 6 tane bir tane Mevlana çıkıyor, bir tane Karacaoğlan çıkmış. Ondan sonra da bir daha çıkan yok. Hep şarkılarda var. Beatles'ın şarkılarında varız. Elton John'un şarkılarında varız. Başka bir yerde yokuz. Büyük aşk filmlerini Doktor Zhivago'yu seyrederken böyle ağzımızdan su akarak seyrediyor Doktor Zhivago'yu. Her birimiz bir Doktor Zhivago oluyoruz. Çünkü öyle oluyoruz. Onun için yürümüyoruz. Şimdi yürüyor. Niye? Şimdi gençler bir şeyin farkındalar. Ortak fedada. Ben feda diyorsam o da edecek diyor. İşte agape burası. Onun için uzun long time love'lar olmuyor burada. Ama hangisi doğru tartışılır. O ayrı konu. Ama şuna bilirim. Şimdiki gençlik daha agape'ye yakın gidiyor. Onların da öğreneceği şeyler var. Ama şimdiki gençlik o Platon'un çağına baktığınız zaman, Köroğlu'nun çağına baktığınız zaman, Yunus'un çağına baktığınız zaman, Mevlana'nın çağına baktığımız zaman neden onlar agape'yi yaşamışlar anlıyorsunuz. Sonrasında zengin olma hırsı, apartman hırsı, lüks araba hırsı, akıllı telefon hırsı, yazlık hırsı, bir tane daha ay alanında gelir ihtiyarlığımız garanti olsun, onun kirasına bakarız hırsı. Bunlar şimdi bizde yok ama bunlar sistem içinde çalışmaya başlayınca agape bitmiş. Bitirmişiz agape. Şimdi geri dönüyor sistem. Gökyüzü çok güzel çalışıyor. Şu anda ihtişamı, muhteşem gökyüzünün. Tokat üstüne tokat, tokat üstüne tokat. Yapıştıra yapıştıra geçiyor. Aslanım gökyüzü. Evet. Mustafa'cığım. Saat 23.19 oldu. Ha, vallahi billahi bak. Bu kadar kişinin, 21 kişinin kul hakkına sokuyorsun beni. Yarın gece bana rüyada küfrederlerse kabul etmem. Aşk olsun üstadım. Aşk olsun. Gerçekten çok keyifli gidiyoruz üstadım. Fakat hani bu birazcık böyle ağızlarda tat kalsa da bunu daha böyle kalıp bir hale dönüştürüp farklı bir güne taşısak, yeni bir oturum yapsak ne dersiniz? Ben buradayım. Benim gevezelim hepsi biliyor bunu, buradaki bazıları. Eyvallah. Yani daha böyle keyifli olur diye düşünüyorum. Tabii ki siz bilirsiniz. Seve seve. Bana konu ver. Takıldıkları konu varsa sormak istekli. Yani ortak bir konsensüste senin bu linkin üzerinden senin yol aşkı sayfana, Instagram sayfana veya sana ulaşım sistemlerine takıldıkları bir konuyu söylesinler. Beraber paylaşalım. Ben burada Şebnem'in bu konuda gerçekten Yunan tarihinde, Roma demeyeyim de Yunan'da daha çok gidiyor Şebnem. Neler yaptığını biliyorum. Onun workshoplarını takip ediyorum. Onunla böyle karşılıklı oturup o felsefe açısından ben onun biraz daha ezoterizmi açısından gümbür gümbür yok. Sesini çıkartmıyor buradan ama Agape benden iyi bilenlerden bir tanesidir o da Şebnem. Yani onun derslerini veriyor. Çaktırmadan workshoplarda veriyor. Takip edenleriniz varsa görür onun ne olduğunu. Ama yani seve seve. Sevgili Derya, seni çok özledim. Kayıplara karıştın. Sembollerden sonra kaybolanlardan Derya. Farkındayım. Evet. Bir daha yapalım istiyorsanız. Benim Mayıs ayım herhalde boş gibi görünüyor şu anda. Mayıs ayında istediğiniz bir zamanda. Nisan biraz karışık. Ama Mayıs'ta boş çünkü ikinci bir eğitimi açmadan bir sembol eğitimi daha gelecek gibi görünüyor. Semboller bir de açacağız Mayıs'ta. Çok talep var. İyi geceler Derya'cığım. Sana da iyi akşamlar Şebnem. Bir sembol biri açacağım tahmin ediyorum Mayıs'ta. O açmadan evvel seve seve memnuniyetle beraber olabiliriz. Çalışabiliriz bir daha. Biz de onurlanırız. Derya diyor Mardin'e bekliyorum diyor. Söz geleceğim. Gittim bilmiyorum ama evet. Seve seve Mardin benim için ayrı bir yer. Ayrı bir yer. O bambaşka bir yer orası. Bak oradan da konuşabiliriz Mardin'den de. Agape orada hemen söyleyeyim Nemrut. Artık olmayan Nemrut. Maalesef olmayan Nemrut. Agape'dir. Agape mabedidir. Hemen söyleyeyim. O büyük taşlar artık hiçbir şey kalmadı orada. Hepsi gitti. Hepsi yerle bir oldu. Orası bir Agape mabedidir. Bilginiz olsun. Evet. Söylemiş olayım. Evet can ustalar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir şey soracağım. Bu YouTube'da kaydediyorsun herhalde. Evet. Evet. YouTube'da kaydediyoruz. Şu an orada kayıtta. Zoom kaydımız da var elimizin altında. Orayı muhtemelen revize ederiz. YouTube'u ben kendi sayfamda paylaşabileceğim herhalde. Gönderirsin değil mi bana? Tabii. Tamam. Tabii ki. Tamam okey. Teşekkür ederim. Bu Zoom'u isteyenler varsa senden herhalde ulaşırlar. Tabii ki. Ulaşabilirler üstadım. Okey. Tamamdır. Hepinize iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Hepinize çok teşekkürler. Derya'cığım mutlaka Mardin'e geleceğim.